Mutlu akşamlar efendim. Haftanın bu son iş gecesinde 20. saatte saat 20 karşınızdayım. Ben Özlem Gürses. Bu akşam İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı mı efendim? Siz hayır, ayrıldım ben. Siz evet. Ayrıldınız oradan. Evet, peki tamam. Bizim ama hafızamızda öyle kalmış, öyle evet. Yerleşmiş, öyle devam evet. Edelim. İyi Parti Milletvekili Profesör Ümit Özdağ ile beraberiz. Hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Birkaç gündür Ankara'da hızlı bir siyasi ortam vardı. Siz ama size canlı geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. İstanbul'a rica kadar ediyorum. Geldiniz. Bir yandan da nefes nefese bir gündemin içinden geçiyoruz. Evet. Ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız, her gün işte yeni soruşturma dosyalarının açıldığı, mecliste vekillerin zaman zaman birbirine yumrukla müdahale etmek durumunda kaldığı son derece gergin bir siyasi gündemden geçiyoruz. Siz bu dönemi tanımlamak isteseniz, bir fotoğrafını çekmek isteseniz ne yaşıyoruz biz şu anda? Esasen bütün dünya gibi biz de büyük bir tehditle karşı karşıyayız toplum olarak. O da korona salgını. Hiç olmuş gibi o şu anda. Haklısınız. Bu tür salgın dönemlerinde toplumlar birleşirler. Tehditler karşısında birleşirler toplumlar. Normali budur. Ancak bu kriz, bu salgın Türkiye'yi daha fazla ayrıştırdı. Amerika Birleşik Devletleri'ni daha fazla ayrıştırdı. Zaten her iki devlet ve her iki toplum da biraz kutuplaşmış olarak girmişlerdi bu sürece. Bu süreçte bu dış tehditten dolayı içeride birlik sağlanabilirdi Türkiye'de, sağlanmalıydı da. Ama Erdoğan'ın yönetim tarzı birliği değil ayrışmayı hedef aldı ve 15 dakikalık her konuşmasının 10 dakikasını salgınla ilgili bilgi vermeye ayırırken 5 dakikasını da muhalefeti virüs olarak nitelendirip ağır şekilde eleştirdi. Çok üzerinde düşündük yani neden bu kadar ayrıştırma? Peki. Çünkü yönetemiyor başka türlü ve yönetemiyor. Gerilimle yönetme dışında bir teknik geliştiremedi ve sürekli de derinleştiriyor. Üstelik dünyayı da Türkiye'yi de bu krizden sonra yani salgının yarattığı krizden sonra iki önemli kriz daha bekliyor. Bir tanesi küresel resesyon. Ekonomik gerileme. Ekonomik gerileme. Ama orada da mesela TÜİK işsizlik rakamı açıklıyor. Uçuyoruz gibi yani. Evet, hani. Yani o bir hayal dünyası. Ve onun arkasından da küresel ısınmanın dünya üzerinde oluşturduğu ve Türkiye üzerinde oluşturduğu tehdit var. Özetle gelecek seneler dünya için ve Türkiye için daha zor geçecek. Şimdi bu noktada bizim bu zorlukları aşabilmemiz için milli birliğimizi güçlendirmemiz lazım. Burada Sayın Genel Başkanımızın gündeme getirdiği bir teklif var. Memleket masası. Memleket masası. Sayın Meral Akşener çok önemli bir teklif yaptı. Dedi ki madem bu kadar ağır bir tehditle karşı karşıyayız, dışarıdan da saldırılar olduğunu söylüyorsunuz, o zaman buyurun. Bir memleket masasının etrafında oturalım ve biz de görüşlerimizi söyleyelim size. Bir muhalefetten gelebilecek en olumlu tepkidir bu. Ama buna karşı o kadar olumsuz ve sert bir cevap aldık ki doğrusu şaşırdık. Neden? Yani bir memleket masası etrafında neden oturup konuşmayalım? Türkiye'nin sorunları konusunda neden bizim de fikirlerimiz dinlenmesin? Ve neden toplumsal tansiyonu birlikte düşürmeyelim? Bakın bu çok önemli. Toplumsal tansiyon. Çünkü görüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde olaylar oluyor. Bu olaylar başka ülkelere sıçrıyor. Türkiye'de de işsizlik artıyor. İşsizlikle birlikte fiyatlar yükseliyor. Bu arada dünyada tarım ürünlerine ambargo geliyor. Kimse kimseyle paylaşmak istemiyor. Bunun doğal sonucu Türkiye'de de bakın daha fazla işsiz, daha pahalı gıda ve daha yoksul, az gıda olacak. Daha derin olacak. Bir yoksulluk belki evet. De. Ve bu yeni toplumsal çalkantılara neden olabilir. Ve bu toplumsal çalkantılar dünyadaki örnekleri görüp ve Türkiye dışından belirli odakların da tahrikleriyle bu tür dönemlerde olur. Düşman istihbaratlar, düşman genelkurmaylar bu zaafı görüp Türkiye'yi karıştırmak isteyebilirler. Bu noktada biz milli birliği temsil etmeliyiz. Yani AK Parti, İYİ Parti, CHP, MHP bunlar hepimiz Türk milletinin evlatlarıyız noktasında yaklaşıyoruz biz.
Orada da ama bir eleştiriye uğruyorsunuz. Kürtler bu ülkenin birinci vatandaşı değil midir? HDP bu masada yerini alamaz mı diye. Şimdi bakın, bunun Güneydoğulu kardeşlerimizde Kürtlerle hiçbir ilgisi yok. Biz kimseyi etnisitesi üzerinden tarif etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olan herkes anayasanın tanımladığı şekilde Türktür diyoruz. Bir. İki, arasına terörle mesafe koymayan bir siyasi partiyle, terörü terör olarak tanımlayamayan bir siyasi partiyle de genel başkanımızın koyduğu çizgi çok nettir, açıktır. Bunu tartışmaya bile gerek görmüyoruz. Ve bu noktada başından beri de aynı tutarlılığı sürdürdüğümüzü düşünüyorum. Onun için bu teklifin olumlu karşılanması gerekirdi. Ama çok ağır bir saldırıyla ve redle karşı karşıya geldik. Ama biz hala aynı noktadayız. Sayın Genel Başkanımız hala aynı çağrıda bulunuyor. Memleket masası etrafında toplanalım ve bu memleketin sorunlarını birlikte tartışalım ve konuşalım. Ama gündem sürekli bambaşka şeylere evriliyor. Ekonomi yok haber kanallarının ekranında. İşsizlik yok. Sizin söylediğiniz toplumsal gerginlik ya da kutuplaşma yok. Sadece işte Ayasofya var. Evet. Gazeteci kovuşturmaları var. En son bugün İlker Başbuğpaşa'nın ifadeye çağrılması meselesi var. Sizin fezlekeleriniz var. FETÖ itirafları var. Dolayısıyla bitmek bilmeyen bir, hakikaten sürekli olarak iki taraflı gerilen bir siyasi atmosfer var. Sırasıyla başlayalım. Dün gece yarısı bir fotoğraf yansıdı sosyal medyaya. Evet. İki gazeteci bir bankın iki kenarında, bir tarafta Tele1 Ankara temsilcisi, evet, İsmail Dükel, diğer tarafta Oda TV'nin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız. Biri denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi, diğeri tutuklanarak, evet, ikinci defa hayatında, gazetecilik hayatında, hem de yazmadığı için haberleri casusluk suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Siz bu gelişmeyi izlerken ne düşündünüz? Doğrusu içim acıdı. Müyesser Yıldız'ı tanımaktan onur duyduğum Türk milliyetçisi, Atatürkçü bir araştırmacı, gazetecidir. Tek lideri olduğunu düşünürüm. Bunu da söyler zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu konuda çok net bir çizgidir, temsil ettiği çizgi. Ve gazetecilik yapar. Gerçek bir gazetecilik yapar. Tabii böyle bir tutuklamayı kabul etmek mümkün değil. Suçlamanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Zaten casuslukla başladı, gizli belgeye doğru evrildi. Bu arada dosyanın içeriğini de ne avukatları biliyor, ne biz biliyoruz. Ama yandaş basında bazı haberler. Bir gazetecinin haberlerinden, haberlerden öğreniyoruz. Nasıl kendisine FETÖ tarafından bir haksızlık yapılmışsa, şimdi de bir haksızlık yapıldığını ama beraat ederek dışarıya çıkacağını düşünüyorum. Ama mesele şu, bakın Türkiye bu salgın döneminin krizine dört krizi yaşarken girdi. Birincisi, Türkiye bir devlet krizi yaşıyor. Ne tek demek o? Devlet krizi bir tek adamın yönetiminde ortaya çıkan kriz. Sizin AKP rejimi dediğiniz. Saray rejimi diyorum ben buna. Veya AKP rejimi, doğru, ikisini de kullanıyorum. Bir hukuk devletinin tasfiye edildiği, anayasanın askıya alındığı bir dönemden geçiyoruz. Liyakat ilkesinin terk edildiği ve devletin cemaatler ve tarikatlar arasında bürokrasinin paylaştırıldığı bir dönem bu dönem. Bu dönem başkanlık rejimiyle daha da ağır bir kriz süreci içerisine girdi. Ve bugün devlet kendi çıkarttığı yasaları uygulamıyor ve askıya alıyor. Yani parlamentodan çıkartıyoruz, iktidarın getirdiği teklif, fakat uygulanmıyor. Peki. İstediğini uyguluyor, istemediğini uygulamıyor. Mesela, bu devlet krizi. Bu devlet krizi. İkincisi, bir milli birlik kriziyle girdik. Bu milli birlik krizi daha da ağırlaştı. Kutuplaşma dediğiniz. Kutuplaşma. Evet. Peki. Daha da ağırlar. Üçüncüsü, ağır bir ekonomik krize. Aslında Türkiye 2011'den beri yerinde sayan bir ekonomiye sahipti. Ama 2018'den itibaren de ağır bir krize girmiştik. Bu kriz de ağırlaştı. Ve dördüncü kriz, Suriyeliler krizi. Bakın, bu ülkede vatandaşlık verilenlerle birlikte kayıtlı 3 milyon 900 bin Suriyeli var. Kayıtsız Suriyeli sayısı 1,5 milyon. 5,4 milyon. En az 1,4 de Afgan, Pakistanlı ila var. Yani 7 milyona yaklaşan, dünyada en fazla kayıtlılar üzerinden düşündüğümüzde sığınmacının olduğu ülke. Ve hazineden çıkan para 40 milyar dolar değil. Ne biliyor musunuz? 51.1 milyar dolar. Neye dayanarak, hangi bilgi belgeye dayanarak bu rakamı söylüyorsunuz? Şuna dayanarak söylüyorum.
2017 aralığında Sağlık Bakanı 2011'den bu yana Suriyeliler için yapılan bütün harcamalarının ilk kez ve son kez bütün dökümünü verdi. Bu dökümden hareket ettik. Diğer harcamaların belgelerini bulduk. Hepsini birleştirdik ve gördüğümüz şu. Bir Suriyeli için Türkiye ayda 301 dolar harcıyor. Ne sakıncası var? Diyorlar ki biz vicdanlı bir ülkeyiz, yardımsever bir ülkeyiz. Ha. Kendi din kardeşlerimize, benzer kültürü paylaştığımız Suriyelilere, savaşta mağdur olmuş bu ailelere bağrımızı açtık, vatanımızı öyle açtık. Öyle söylüyorlar. Kalbimizi açtık. Bunun ne sakıncası var? Öyle söylüyorlar. Hatta siz bu eleştirileri dile getirdiğinizde ırkçı olmakla, Suriyeli doğru düşmanı olmakla suçlanıyorsunuz. Doğru. Devam edeyim. 51.1 milyar dolar Türkiye Cumhuriyeti Devleti hazinesinden harcanan para. 7.1 milyar dolar da Avrupa Birliği'nden ve Birleşmiş Milletler'den almışız. Yani 58.2 milyar dolar nakit harcanan para. Ama bunun içinde Suriye'de 3 milyon insana bakıyoruz. İbrahim Kalın'ın açıklaması. Suriye'nin içinde demek İçinde. Istiyorsunuz. Evet, Suriye'de. Afrin'de mesela, evet. İdlib'de. O bölgelerde. Çeşit, o bölgeler. 3 milyon insan. Burada memurların maaşlarını ödüyoruz. ÖSO'nun parasını ödüyoruz. ÖSO'nun parasını evet, ödüyoruz. Tabii. Evet, Özgür Suriye Ordusu'nun maaşlarını da ödüyoruz. Hepsini bir araya getirirseniz 80 milyar dolarlık bir harcamadan bahsediyoruz 2011 sonrasında. Bunun tırmanması 2015 sonrası. Ve bu Türk halkının gırtlağından kesilen paradır. Dünyada en yüksek faizle borç alıyoruz. Ve sonu gelmeyecek bir çizgide bu aktarıma devam ediyoruz. Bakın bugün yaşadığımız krizin tek nedeni bu değil. Ama tetikleyicisi bu. Bu harcamalar. Siz buna stratejik göç mühendisi diyorsunuz. Evet. Bununla ilgili bir kitabınız var. Kripto Yayın Evi'nden çıkmış. Evet. Okudum ben kitabınızı. İç savaşa sürüklenmek istenen Türkiye. Siz bakın, bu... Neden yapıyorlar bunu? Peki. Suriyeliler, evet. Bakın. Allah kimsenin başına, Suriyelilerin başına gelen türden bir iç savaş vermesin. Suriyelilere karşı ancak merhamet duygusuyla yaklaşıyorum. Ama diyorum ki, diyoruz ki İYİ Parti olarak, Suriyelilere tamam iç savaşta yanlış bir politika izlediniz, geldiler, ilk tehlike geçti, artık görelim bir, burada demografi mühendisliği yapılıyor. Suriye'nin kuzeyi boşaltılıyor. Boşaltılan yere PKK yerleşiyor. Bu arada Türkiye'nin de sınır hattı Güneydoğu Anadolu'sunda Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana ve Mersin başta olmak üzere nüfus dengeleri değişiyor. Çok değil 20 sene sonra bugünkü hızıyla devam ettiği takdirde Türkiye'de kayıtlı Suriyeliler üzerinden yani 3.9 milyon Suriyeli üzerinden Suriyeli nüfusunun oluşacağı nokta 11.3 milyon. Kayıtsız Suriyelilerle birlikte bu rakam nereye çıkacak? 15.3 milyon olabilir. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü bu şekilde sağlayamazsınız diyoruz. Ve ondan dolayı biz Suriyelilerin vatanlarına dönmelerini, bunun içinde Türkiye'nin Suriye'nin iç barışına katkı verecek ve bu insanların güven içinde geri dönmesini kolaylaştıracak bir dış politika izlemesi gerektiğini söylüyor. Yani Esad'la görüşülmeli diyorsunuz. Esad'la görüşülmeli diyoruz. Kimseyi böyle trenlere bindirelim de öyle kapının önüne yalım demiyoruz. Güvenli bir şeyden bahsediliyor. Bunu kim yaptı biliyor musunuz? Bunu AK Parti yaptı. Daha yeni binlerce Suriyeli Avrupa sınırına yığdılar. Şimdi neredeler belli. Kayboldular. Evet. Çünkü geçici. Edirne Avrupa sınırından bahsediyoruz. Biz böyle insanları kapıya sürmekten bahsetmiyoruz. Sayın Akşener'in bu konuda İYİ Parti çalıştayı sonrasında sarayın alıp baştan sona iyi tetkik etmesi ve okup öğrenmesi gereken bir bildiri yayınladı. Suriyeliler Suriye'ye nasıl dönerler? Bugün İYİ Parti Zeytinburnu ilçe başkanıyla bir sabah kahvaltısı yaptık. Kendisi Balkan Türk'ü ve Türkiye'ye daha genç yaşta gelmiş. Bana çok çarpıcı bir şey söyledi. Dedi ki hocam ben dedi annem ve babam vefat edene kadar bayramlarda gidip dua edeceğim bir mezar yoktu Türkiye'de dedi. Çok
önemli bir şey biliyor musunuz bu? Bir an düşündüm. Evet. Yani kökleri çünkü Balkanlar'da evladı Fatih Han. Dedesinin mezarı orada, annesinin, anneannesinin mezarı. Şimdi biz diyoruz ki Suriyeliler de vatanlarına, dedelerinin mezarının, annelerinin mezarının, anneannelerinin, babaannelerinin mezarının olduğu topraklara, kendi vatanlarına dönsünler. Biz bunu kolaylaştıralım. Bunu da yoksa, ancak dış politikada Suriye'nin toprak bütünlüğüne destekleyecek bir yaklaşımla başarabiliriz. Hem öyle, gerekirse Esad'la da görüşmek gerekir. Hem öyle hem de Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü hızlandırmalı ve teşvik etmeliyiz. Ama bugün izlenen politikalara baktığımızda aksine en son gizliydi. Fakat Mustafa Balbay, Sayın Balbay bir kitap yazdı ve açıkladı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu bir eylem planı var. Suriyelilerin Türkiye'de kalması üzerine kurulmuş eylem planı. Ve bu eylem planının hedefi Türk halkını Suriyelilerin Türkiye'de kalmasına ikna etmek. Birinci maddesi de bu. İkinci maddesi de bu. Üçüncü maddesi de bu. Peki o zaman Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı, Afrin Harekatı bunlar neden yapıldı? Neden Süleyman Soylu sürekli olarak bir güvenli bölgeden, oradaki konut projelerinden söz ediyor? Şimdi bakın bunları onlar cevaplasınlar. Çok haklı sorular. Çok meşru sorular bunlar. Sonra oradaki konut projelerine gelince Türkiye'de Türk vatandaşları yıllardan beri vergi verirken, vergi çalışırken, çocuklarını üniversiteye sokmak için mutfak nafakasından biriktirip üniversiteye hazırlık kursu parası verirken ve evlerinin kirasını öderken neden Suriyeliler için Suriye'deki evlerin finansmanını yapsınlar kardeşim? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Milyonlarca Türk vatandaşı bugün kirada oturuyor. Şimdi bu kirada oturan Türk vatandaşlarına diyorsunuz ki bu insanların geri dönmesi için orada ev yapalım. Efendim bu bir fantezi. Biz Suriyeliler Suriye'deki evlerine dönsünler diyoruz. Bunlar Kayakoğlu'ndan gelmediler. Orada evleri vardı, barkları vardı. Ama bunun için de ne yapmanız lazım? Şam'daki hükümetle görüşeceksiniz. Bu insanların geri dönmesinin önünü açacaksınız. Ve teşvik edeceksiniz politikalarınızla. Biz bunu İyi Parti olarak planladık ve biz bu süreci çok rahat yönetebiliriz. Peki Suriyeliler konusundan başka sıcak başlıklara da geçmek istiyorum ama son olarak bu parantezde ve bu başlık altında Suriye'deki Türk askerinin durumunu sormak istiyorum. Size gelen bir bilgi, belge, ateşkes devam ediyor mu, ihlaller devam var mı, ediyor. Rusya ile Türk askeri bir işbirliği içinde mi? Ne oluyor bölgede? Çünkü sorduğunuz zaman da hemen MİT kanunu falan değil mi? Bunlar çıkıyor karşımıza ama. Tabii İdlib'de bir gerilim var. Çok ciddi de bir Türk askeri yığınağı var. Rus askeri yığınağı da var. Ve Moskova Anlaşması üzerinde bir gerilim alanı var. Çok fazla detaya girmeyelim. Çünkü süreç devam ediyor. Peki. Bu gerilim alanının mümkün olduğunca doğru yönetilmesi ve bir çatışma eksenine kaymadan düzenlenmesi gerekir. Çünkü Türkiye'nin barışa ihtiyacı var dış politikada ve bu akıllı bir yönetimle de sağlanabilir. Çatışmasız da sağlanabilir. Bu kadar ağır bir ekonomik krizden geçen, dünyanın da içinden geçtiği sağlık krizini üzerine eklersek, bu tür bir dönemin çok doğru yönetilmesi, kaynaklarımızın çok akıllıca kullanılması gerekiyor. Ve diplomasiyle alabileceğimiz sonuçlar var. Diplomasiyle alınacak sonuçların bölge dışı tahriklerin de neticesinde bir sıcak çatışma alanına kaymaması gerekir. Peki. Dış politikada temel hedef düşman sayısını azaltmak, dost sayısını artırmak olmalı. Bu konuyla ilgili Profesör Doktor Yelda Ongun'la birlikte hazırladığınız destek yayınlarından önümüzdeki hafta raflara gelecek herhalde. Evet. Ben özel bir kopyayı bulunduruyorum. Siz de ilk defa gördünüz. Evet. Türk Dış Politikası'nda Hasar Tespiti 2019 Türk Dış Politikası'nın Analizi diye yeni bir kitabınız var. Siz, bu bir derleme kitap. Derleme kitap. Bilim insanlarının, akademisyenlerin, gazetecilerin, emekli büyükelçilerin, emekli generallerin
katılmış olduğu 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün Antalya'da her sene düzenlediği bir çalıştay var. O çalıştayın tebliğlerini kitap olarak yayınladık. Evet. Peki gelelim gene bugünün gündemine. Bugün Kartal Adliyesi'nin aslında dejavu dediğimiz, yani tarihin tekerrür ettiğini bize neredeyse gösteren bir konuğu vardı. Sayın Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ, evet, Kartal'da ifade vermek için bir kez daha adli makamların karşısındaydı. Daha önce de bir benzerini FETÖ kumpasları döneminde zaten yaşamıştı ve terörizmle yargılanmıştı. Kendisi işte bu fotoğrafla ve maskesiyle ve kendisine eşlik eden çok küçük bir grupla ifadeye gitti. Saat 16 itibariyle adliyeye girdi, 16.40 itibariyle çıktı ve SEGBİS mi diyorlar ona? Evet, video konferans yöntemiyle Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcısına bir ifade verdi ve çok kısa bir yazılı açıklama yaptı. Tam olarak tek sayfa. Özetle diyor ki 30 Ağustos 2010 tarihinde emekli oldum. 6 Ocak 2012 tarihinde tutuklandım. 2013'te FETÖ mahkemesi tarafından müebbet hapse çarptırıldım. Eğer o gün Türkiye'de idam cezası kalkmamış olsaydı bugün aranızda hayatta olamayabilirdim diyor. Aslında biraz hatırlatıyor o günleri ve katıldığı canlı yayında ifade ettiği 2019 günü meclise getirilen yasa değişikliklerinin altındaki imzalara bakın eğer FETÖ'nün siyasi ayağını arıyorsanız demişti Sayın Başbuğ. Bunun üzerinde durulan noktalar anayasaya aykırı bu yasa değişikliğinin kimler tarafından hazırlandığının ve bu yasa değişikliklerinden kimlerin faydalandığının neden sonuç ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmesi ve sorgulanması olmalıdır. Takdir yüce Türk milletinindir demiş Sayın Başbuğ. Siz ne anladınız bu ifadeye çağrılmadan, Sayın Başbuğ'un bu açıklamasından? Sayın Başbuğ demek istiyor ki 2009'da çıkartılan o yasayla 15 evet. Temmuz darbe gecesi meclisin üstünde bombalar atan insanlar korundu, kollandı ve o pozisyonlara getirildiler demek çok, istiyor açık ve net çok olarak. Çok açık bir şey, çok açık. Yani ifade ettiğiniz husus çok net. Ama bir şey daha hatırlayalım. Birkaç gün önce bir AKP Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti. Bir televizyon programında yaptığı açıklamadan. Dinleyelim mi? Sadece dinleyelim 40 lütfen. Saniye. Bir de onu evet. dinleyelim isterseniz. Kendisinin adı Emre Ayvalı. FETÖ ile AK Parti kol kola diyorsunuz. Eğer FETÖ ile AK Parti geçmişte bürokraside kol kola girdiyse şayet bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı. Çünkü eski devlet düzenindeki atama düzeni şöyleydi. 2002'de ben iktidara gelmişim. Sene 2007-2008 ya benim bir müsteşar atamam için bu adamın memur olarak 12 yılı doldurması lazım. Genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım. Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de çok mücadele etme gücüm vardı, muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Hayır, bir tarafta çok açık söylüyorum. Darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak suretiyle kaldı. Evet, işte itiraf bu. Çok enteresan günlerden geçiyoruz. Evet. Yani diyor şimdi ki yani, Kemalist gelenek vardı, onları evet. FETÖ'ye kırdırmak evet. suretiyle. Şimdi buna bir şey eklemeye gerek yok. Yani Sayın Başbuğ daha ne desin? Çok nazik konuşuyor. Şimdi bu suç yani bir terör örgütüyle ve casusluk örgütüyle işbirliği yaptığını söylüyor. Gerekçe neymiş? Müsteşar atamak için 12 sene beklemek gerekiyormuş da. Bu kadar beklemek istemedikleri için bir terör örgütüyle işbirliği yapmışlar. Kime karşı? Adına vesayet dediği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı. Şimdi bu ilk açıklama değil. Daha önce de eski Diyarbakır Milletvekili Kurt yine aynı programda başka açıklama yaptı. Biz dedi Amerika Birleşik Devletleri ile ve FETÖ ile Türk ordusuna karşı işbirliği yaptık. Pardon ben yanlış mı hatırlıyorum? Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben BOP eş başkanıyım diye bir açıklaması da yok. Ondan önce dış politikada böyle bir açıklaması var, haklısınız. Daha yani ilk iktidara geldiği dönemde. Özetle şimdi bütün bunlar ortadayken acaba neden İlker Başbuğ ifadeye davet ediliyor da bu bey davet edilmiyor? Sizce? Türkiye'nin en önemli sorunu yargı bağımsızlığıdır. Bugün gerçek bağımsız bir yargıdan bahsetmemiz ne yazık ki mümkün değildir. Yani bak ben istifa ettim bu iş bitti.
Hayır. Yani normal koşullarda siz böyle bir şey söylemiş olsanız... Yani başınıza neler gelebilirdi diye düşünüyorum yani. Tabii ikinci bir fezleke gelir. Ha, geldi de zaten. Hani onu da soracağım geldi. Ama yani. Bir tane geldi. İkincisi gelir, üçüncüsü gelir. Şimdi bu söylenecek şey mi? Ama bırakın söylemeyi. Olanı söylüyor, doğru söylüyor. Çok net. İlk kez kendisi söylemiyor. Başka bir milletvekili değil, başka boyutunu daha önce söylemişti. Durum bu kadar vahimle yazık ki. FETÖ'nün siyasi ayağı var mı? Var tabi, olması olur mu? Yani bu kadar kapsamlı devlete nüfuz etmiş bir yapının siyasi ayağı olmadığı düşünülebilir mi? Bu siyasi ayağın kim olduğunu ben mesela bir çok saygı duyduğum bir AK Parti milletvekilinden bizzat dinledim. Bir gün ortaya çıkacak mı? Muhakkak çıkar. Bugün muhakkak bu siyasi şey. Ayak veya temsilcileri hala bakın, AK Parti'nin şu, içinde. AK Parti'nin siyasi ayak olduğunu düşünmüyorum. AK Parti ayrı bir yer. Ama AK Parti içinde bir Fethullahçı yapılanma vardı. Bugün? Erdoğan büyük bir bölümünü tasfiye etti. Büyük bölümünü tasfiye etti. Aslında 2011 seçimlerine itibaren bir iç tasfiye ve engelleme süreci başladı. Ha, bugün geçmişte işbirliği yapanlar var mı? Bence var. Bir gazeteci sorusu soracağım. Evet, siz de bir siyasetçi cevabı verebilirsiniz. Evet. Böylece eşitlenmiş oluruz canlı yayında masanın iki tarafında. Şimdi bir yandan Müyesser Yıldız hakkında soruşturmaya sebebiyet veren şikayetin sahibini düşünüyorum. Kimdir kendisi? Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın şikayetiyle Müyesser Yıldız dosyasının açıldığını yine Sabah gazetesinden öğrendik. Askeri casusluk gerekçesiyle. Sonra Sayın İlker Başbuğ'un... ifade vermeye çağrılması eski bir genelkurmay başkanı olarak. O başka bir gerekçeyle tabii. Ne gerekçeyle olursa olsun bir sonuçta bir askerdir ve bir eski genelkurmay başkanıdır ve geçmişte yargılanmış bir askerdir. Halef selef gibi düşünebiliriz Sayın Akar'la Sayın Başbuğ. Öyle zaten. Biri gitti öbürü geldi. Ve üçüncü olarak da Ağustos ayında gerçekleşecek olan Yüksek Askeri Şura toplantısını. Bu üçünün arasında bir organik ilişki kuruyor musunuz siz? Doğrusu ben görmüyorum. Yani görsem söylerim bunu. Çünkü Müyesser Yıldız çok özür dilerim. Oda TV'de dün yazdığı yazısında diyor ki 15 Temmuz darbesinin arka planı hakkında endişeleri olanlar beni susturmaya çalışıyorlar diye bir yazı var. Şunu biliyoruz. Müyesser Hanım bunu çok yakından izliyor. Hatta çok yakından izleyen tek kişi. Tek gazeteci. Ve bütün detaylara hakim. Bunları da yazıyor. Bu kadar detaya hakim olması birilerini rahatsız etmiş olabilir mi? Bu büyük bir ihtimal. Bu büyük bir ihtimal. Ama öte yandan 15 Temmuz'da bir FETÖ'cü darbe girişimi var mı? Var. Bakın, bir FETÖ'cü darbe girişimi var. Ve bu darbe girişimi Türkiye'yi bir uçurumun eşiğine getirdi mi? Getirdi. Ve bu darbe girişimine bir subay yeminine, Türk askeri yeminine sadık olan kadrolar direndiler mi? Direndiler. Ve Türk halkı da bu FETÖ'cü darbe girişimine karşı tavır aldı mı? Aldı. Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle halk devleti sokaktan. Tam olarak topladı. Öyle oldu. Ama bu o sokaktan alan halk bugün kendileri için toplanmış olan paranın hesabını merak ediyor. Dördüncü günündeydi bugün eylemin o insanlar. %100 haklısınız. Yani mesele şu, bu noktaya nasıl geldik? Bakın Davutoğlu açıklıyor, diyor ki şu generalin diyor Milli İstihbarat Teşkilatı diyor, dosyasını getirdi. Dosyasını getirdi. Mehmet Dişli'nin söyleyelim kendi beyanı var yani. Ve FETÖ'cü olduğunu söyledi. Buna rağmen terfi etti diyor. Emekli edilmedi diyor. Emekli edilmedi. Evet. Şimdi neden? Bakın neden? Ama bu süreçte yani 2002 sonrasında bir şey biliyoruz. Dünya devletler tarihinde bir devletin yemiş olduğu en büyük casusluk operasyonuyla muhatap olduk.
Türk devleti olarak. FETÖ için mi söylüyorsunuz? Evet. En büyük casusluk operasyonu. Devletin hiçbir sırrı kalmadı. Kozmik Odası'ndan, dahil. Askeri istihbaratına, evet. Emniyet şey. İstihbaratından, evet. Yargısına, evet. Maliyesinden. Ve o arşivlerin Türkiye'de olmadığı aşağı yukarı biliniyor artık. Yani Türkiye'nin bütün sırları yurt dışına çıktı. Gizlenme var mıdır? Olabilir. İnşallah vardır ya. İnşallah vardır. Öyle diyelim. Peki bunu nasıl anlamadınız? Bu kadar devletin derinine nüfuz etmesine ne kadar izin verdiniz? Nasıl izin verdiniz? Ümit Hocam, daha iki gün önce İzmir Ordu Komutanı'nın... Evet. Yani... Evet, doğru, emir subayı. Evet, yani emir subayı. Hani neden bakın, bahsediyoruz? Hala mücadele devam ediyor. Bakın, hala mücadele devam ediyor. Eksikleri var. Eksikleri var. Stratejik bir planı yok. Ve bir devlet mücadelesinden çok... Erdoğan'ı birçok alanda sert eleştiririm. Ama burada Erdoğan'ın kişisel iradesi ve vatansever hukukçuların, savcıların, hakimlerin, polislerin, Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının ve subayların iradesiyle gidiyor. Oysa bunun ötesinde bir devlet iradesi olmalı. Ortak ve uzun vadeli, kısa vadeli eylemlerin, operasyonların dışında bir planlaması olmalı. Şimdi bu insanlar yarın dışarıya çıkacaklar bir şu. Çıktıkları zaman FETÖ'cülükleri içeride kalmayacak. Bu bir suç örgütü değil. Bunun bir ideolojisi var. Bu ideolojiyle bir fikri mücadele gerekiyor. Bunu yapması gereken Genelkurmay bunu yapamaz. MİT de yapamaz. Adalet Bakanlığı da yapamaz. Bu fikri mücadele yapması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı. Ama yapmıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı. Tabii. Neden? Konuşun ki din alanına, dinin istismar edilmesi alanına giriyor. Şimdi siz söyleyince bir anda hatırıma geldi. Ayasofya tartışmasının içinden geçiyoruz malumunuz. Partiniz de enteresan bir araştırma önergesi vererek neredeyse bu tartışmayı boşa çıkardı desem yani herhalde çok yanlış bir şey söylemiş olmam. Samimiyeti gördüm. Evet yani hani bir turnu sol gibi oldu. Bir turnu sol gibi oldu. Fakat bir yandan da bugün okuduğum bazı dosyalar, arşive geri döndüm. Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili çok uzun yıllar FETÖ'nün bir söylemi olduğuyla ilgili birkaç haber okudum. Doğrudur, yanlıştır. Siz Diyanet deyince ve fikri bir mücadele deyince bir anda aklıma geldi. Şimdi Diyanet'in burada üzerine büyük görev düşüyor. Ama 15 Temmuz FETÖ'cü darbesinden bu yana Cuma günleri bakalım kaç hutbede Diyanet İşleri Başkanlığı'nın FETÖ karşıtı ve halkı FETÖ konusunda bilinçlendiren, uyaran açıklaması var. Bu çok ilginç bir nokta. Evet. Daha önce hiç aklıma gelmemişti çok az. Doğrusu. Ben bunu daha önce de söyledim. Bana birkaç tane çalışma yolladılar. Hayır, bu birkaç tane çalışmayla izah edilebilecek bir şey değil. Fikri bir mücadele yapmazsanız ve ona sadece bir kriminal örgüt, suç örgütü, mafya muamelesi yaparsanız tekrar toparlanmasına izin verirsiniz. Ve bugün FETÖ hala aktif, hala hücreleri var. Hala devşirme çalışmalarını sürdürüyor. Yargıda etkisi var mıdır diye düşünürsünüz? Bilmiyorum doğrusu. Bilmiyorum. Bir somut bilgi belge olması lazım. Bilmiyorum. Ama benziyor mu en azından şu anda yaşadığımız usuller, akıllar? Çok önemli. Tabii yani hukuk devletinin dışına çıktığınız zaman, hukuku çiğnemeye başladığınız zaman, otoriterizmi pekiştirmeye çalıştığınız zaman kesinlikle FETÖ'cü taktikler, ki FETÖ'ye ait taktikler değildir. Bu sadece bütün bu tür illegal yapılanmalar devletlerin içerisine sızan bu tür taktiklere vururlar. O zaman sonuç şaşırtıcı değil. Peki bir şimdi video var. Bugün gördüğümüz şu. Bu krizleri yönetemeyen saray rejimi baskı rejimini tahkim ederek Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor. Peki mesela sivil toplumun seçim yasalarına müdahale, şimdi işte onu görüyoruz. Mesela İş Bankası, seçim yasası, İş Bankası bunların bir parçası gibi mi? Hepsi bu süreçler
otoriter rejimin tahkim edilmesi çalışmaları. Ama bunu yaparken bir şeyi göremezlikten geliyorlar. Yani Türkiye son 200 yılı boşuna yaşamadı. Anadolu'da 1000 seneyi boşa yaşamadık. Demokrasi deneyimini boşa geçirmedik. Bu ülke vatandaşı hangi partiye oy verirse versin demokrasi konusunda talebini gündemde tutuyor. Mesela onun için mesela barolar konusunda şimdi AK Parti'yi destekleyen barolar var. Evet. Sanıyorum 27 tane. Evet. Onlar da karşılar baroların bölünmesine. Onlar da karşılar. Yapmayın diyorlar bunu. Yapmayın hakikaten. Çünkü baro bir kamunun bir parçasıdır. Siz kamuyu parçalıyorsunuz. Kısa vadeli düşünmeyin. Bu devlete zarar verir. Ve hep birlikte bu devlet teknesinin içindeyiz. Bakın Anadolu mesela Portekiz'in olduğu yerde değil, okyanus kıyısında dağlarla kendisini koruyan bir coğrafya değil. Üç kıtanın birleştiği yerdeyiz. Dünyanın en zor coğrafyasında yaşıyoruz. Çok zor. Hem çok değerli bir jeopolitik oturuyoruz, hem de çok stratejik bir yerdeyiz. Şimdi bu coğrafyada yaşamak istiyorsak iki şey. Bir, devletimiz güçlü olacak. İki, milli birliğimiz sağlam olacak. Gazi Mustafa Kemal'in Atatürk'ün söylediği gibi. Dış cephe çökebilir diyor. Önemli olan iç cephe. Yani milli birlik. O çökmezse hiçbir şey olmaz. Ama bugün devletin taşıyıcı kolonları yıpratılmış durumda. Neden? İşte tek parti o rejimi kurmuşsunuz. FETÖ gibi bir örgüte izin vermişsiniz. Darmadağın etmiş devlet yapısını, devlet arşivini, devlet vicdanını. İstihbaratı. Ve özetle taşıyıcı kolonlar yıpranmış. Peki, bir savaşa girmeden deniz kuvvetlerimizdeki kurmayların büyük bir bölümü bir suç şebekesi tarafından tasfiye edilmiş. Bir deniz subayı, bir subay kolay yetişmiyor. Deniz subayı bir de teknik boyutu var. Yani sadece gemiden ibaret değil. Geminin ruhu subaydır. En kritik insan kaynağı. Tank birliklerinin ruhu subaydır, as subaydır. Ama şimdi buraya bir terör örgütünün sızmasına yıllarca izin vermişsiniz. Efendim daha önce de, evet daha önce de sızmış. %100. Yani AK Parti iktidara gelmeden önce sızmış. Ama kitleselleşmemiş. Mücadele edilmiş. Önü kesilmeye çalışılmış. Bir, çok büyük arada çok fark var. Bir dönem sonra açılmış ve bakın hiç her şeyi bir tarafa bırakın. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca, bütün bir Cumhuriyet tarihi boyunca Harbiye'ye girip ayrılan genç Harbiye'li sayısından çok daha fazlası birkaç sene içerisinde 2010'lu yıllarda oldu. Geliyor çocuklar Harbiye'ye, FETÖ'cü çeteler işkence yapıyorlar. Annesinin, babasının devlete güvenerek, silahlı kuvvetlere güvenerek teslim ettiği çocuklara ve o çocuklar işkenceyle dayanamıyorlar ve orduna ayrılıyorlar. Zaten şimdi bakacaksınız rakamlara, yani karargahta bakacaksınız. Ne oluyor? Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca olmamış, bu çocuklar bizi annelerinin ve babalarının emanet ettiği çocuklar neden ayrılıyorlar? Kim ayırıyor bunları? Bu soru sorulmaz mı? Evet, yani sizin yayının başında da söylediğiniz bütün bunlar olup biterken siz nereye varacağını boşuna anlamadınız mı dediniz. Peki, muhalefet seçmeninde sokak jargonuyla soracağım, izleyicilerim bana kızmasınlar ama şöyle bir genel kanı vardı uzunca bir zamandır. Ya bunlar seçimle gitmez, işte efendim bu mu, yani böyle olmaz, bunlar her geçen gün baskıyı artıracaklar. Hani demokrasi talebi dediniz ya ve Anadolu'nun 200 yıllık. Cumhuriyet'in 100 yıllık demokrasi geleneği dediniz. Evet. Seçimde gelirler, seçimde giderler. Bundan hiç şüphem yok. Yani orada bu tür izahları ben işin kolaycılığı, pasifizmine, mücadele etmemesine bir bahane buluyorum. İşte İstanbul seçimleri ortada. Evet. İstanbul seçimleri ortada. Ve tekrar edildi. Tekrar edildi. Devletin bütün kaynaklarını kullandılar. Bu arada vatandaşla adeta alay ettiler. Yani Binali Yıldırım meclis başkanlığından istifa etmedi.
söylendiği zaman seçim siyaset sayılmaz dedi. Sonra halk tepkisi, kendi tabanından gelen tepkiyle de istifa etmek zorunda kaldı. Sonra seçimleri kaybetti, tekrarlandı, 800 bin farkla kaybetti. Peki ama o zaman onun neden şu anda seçim kanunu değiştirmeye çalışıyorlar? Seçim kanunu değiştirme istemelerinin nedeni de ki her kaybeden iktidar küçük oyunlarla sahayı düzenleyerek iktidarda kalacağını zanneder. Ama kendi yapmaya çalıştıkları seçim düzenlemeleriyle kendileri kaybederler. Yani bu ters mi teper diyorsunuz? Ters teper. Yeni katılan partiler oldu siyasete. Evet. AKP'nin içinden iki yeni parti evet. çıktı. Bir merkez sağ ya da sağ bir yeni ittifak, üçüncü bir ayak düşünülüyor. Ankara'da ben bu kulisleri çok dinledim. Siz nasıl bakıyorsunuz hem bir üçüncü ittifak senaryosuna hem de siyasete yeni katılan ve bazı söylemleri açısından partinizle belki de kesişim kümeleri olan bu yeni siyasi akımları? Doğrusu ben İYİ Parti ile yeni kurulan iki siyasi partinin seçmen zemininde hiçbir benzerlik taşımadığını düşünüyorum. Peki. Çünkü İYİ Parti seçmeni Türk milliyetçisi çok büyük bir bölümü Milliyetçi Hareket Partisi geleneğinden, kökeninden gelen bir bölümü CHP'yi yeterince ulusalcı bulmayan ulusalcı gelenekten gelen küçük bir bölümü de merkez sağdan veya eski merkez sağdan gelen çünkü bugün artık öyle bir merkez sağ yok Türk siyasetinde gelen seçmen. İki parti kurulular ve demokratik bir süreçte kurulmaları da gerekir. Önlerine bir engel çıkartılmaması gerekir. Siz yaşadınız çok benzer. Biz bu engelleri yaşadık ve aştık. Onlar da aşmak için çalışacaklar. Siyasette ittifaklar seçim öncesinde oluşur. Onun dışında böyle ne olur bunu çok söylemek doğru değil. Tamamen spekülasyon alanına girer. Ama ben size kesişim kümesi konusunda sadece bir siyasetçi olarak, yani sadece siyaset bilimi profesörü olarak ifade ediyorum ki farklı sosyolojik bir tabanlar. Bir de böyle Türkiye'yi artık sağ ve sol üzerinden okumak doğru değil. Evet. Tam da o zaman şöyle bir soru sorayım. Yani tamamen fantezi bir senaryo ama madem ki daha önce çok ağır ithamlarda bulunduğu AK Parti ile ittifak yapabildi MHP, aniden başka bir strateji geliştirip ya da başka bir hayır görüp, öyle doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Sizin ittifakınıza, yani Cumhur İttifakı'na gelebilir. Bunu cevaplandırması gereken ben değilim. Bunu bir MHP'liye sorun, MHP yetkilisine. O cevaplandırır. Peki. Son olarak artık son herhalde bir 5-10 dakikamız. Bir video var. Onu bir izleyelim. Ardından tabii. Birkaç sorum daha olacak. Arkadaşlar Tuğrul Türkeş ve Semih Yalçın'ı rica ediyorum. Şu tır meselesi. Tır meselesine geldiğimizde de şimdi Sayın Başbakan da Sayın Cumhurbaşkanı da meydan onlar oradaki Türkmenlere gidiyordu. Bu konuda taraf tutmak MHP'ye yakışmaz. Burada bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere gitmiyordu. Bilerek söylüyorum. İddia ederek söylüyorum. Nereden biliyorsun? Hem Sayın Türkeş hem Sayın Semih Yalçın neredeyse aynı kelimelerle hakkınızda fezleke düzenlenmesine neden olan bu konuyu canlı yayında gündeme getirdiler. Niye onlar için bir fezleke düzenlenmedi? Hayır, benle ilgili fezleke düzenlenmesi Libya'da şehit olan iki MİT mensubuyla ilgili ben bir mecliste basın toplantısı biliyorum, yaptım. Biliyorum, aynı MİT kanunu değil midir burada söz konusu olan? Başsağlığı dileklerimi ifade ettim. Bunu 1000 defa olsa, 1000 fezleke gelse yine yaparım. Sebep? Hiç şüpheniz olmasın. Bunun için yargılanmam gerekiyorsa yargılanırım. Hapiste yatmam gerekiyorsa da yatarım. Bu konuda hiç kimse hiçbir şart altında bana geri adım attıramaz. Şehitlerimiz milli tarihimizin, milli onurumuzun, milli haysiyetimizin parçasıdır. Meclise söylediklerimi tekrar ediyorum. Ve
onlara birkaç diyemeyiz. Sayın Türkeş'in yapmış olduğu açıklama bir başka konuyla ilgili, o konuyu ayrıca tartışılabilir. Ama yani şu açıklama meşru bir açıklamadır. Benim açıklamam da aynı şekilde meşru bir açıklamadır. Neden hakkınızda fezleke düzenlendi? Onu da bana sormayın. Onu da bana sormayın. O fezlekeyi düzenleyen kişilerin cevaplandırması gereken bir soru. Ama ben millet önünde de, tarih önünde de, devlet önünde de vicdanen çok rahatım. Ya vekilliğiniz düşürülürse? Dedim ya, bin sene, bin defa olsa bin defa aynı şeyi yaparım. Şimdi enteresan. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah nur rahmet içinde yatsınlar, cennet yatsınlar, bahçelerinde dedim. Uyusunlar. Aileleri de elbette ki Türk devletine ve Türk milletine emanettir. Şüphe yoktur yani. Evet, orada beraberiz yani. Burada bizimle beraber olmayan kim var onu da bilemiyorum tabii de. Peki sizin fezlekeniz okunmadı. Başka diğer vekillerinki okundu. Hayır. O da tam doğru değil. Şöyle son 3 vekilin okundu. Onlar bitmiş mahkemelerdi. Anladım. Yargı süreci tamamlandı. Yargı süreci tamam. Birçok fezleke şu anda benimki gibi bekliyor mecliste. Yargı süreçleri devam ettiği için. Hayır, mi? Yargı süreçleri başlamadığı için. Daha yargı süreçleri başlamadı. Peki. Bir yandan da Ankara'da bir erken seçim senaryosu dinledim ben orada bulunduğum süre içinde ve sadece ben dinlemedim zaten, bütün gazetelerde köşe yazarları, işte ekranlarda yorumcular bunu uzunca bir zamandır konuşuyorlar. Partiniz böyle bir seçeneğe nasıl yaklaşıyor? Böyle bir seçeneği siz ihtimali yüksek bir seçenek olarak mı görüyorsunuz? Bütün bu işte seçim yasasının değiştirilmesi, çeşitli hamleler, Türk toplumunun emilliği ve manevi hassas değerlerine yönelik söylemler, bütün bunlar seçim alametleri gibi mi görüyorsunuz? Hayır, ben farklı bir çerçeveden bakıyorum. Erdoğan bir daha deneyelim diye son kez İstanbul seçimlerinde söyledi. Ve denedi, biliyorsunuz 800 bin fark etti. Bir daha aynı hatayı asla bir deneyelim yapmayacaktır. Ve önce kurumsal bir zemin oluşturmaya çalışacaktır. Kazanmasındır. Önünde 3 sene var. Bugün bir iktidarın seçime 3 sene varken erken seçime gitmesi, ben bu ülkeyi yönetemiyorum demektir. Tekrar, ben bu ülkeyi yönetemiyorum demektir. Seçmen bunu doğru okur. Mesela bir sene olsa seçime, erken seçime, der ki ben bir ekonomik program yürürlüğe koyacağım. Ama bu ekonomik programın sonuçlarını almamın için bir zamana ihtiyacım var. Onun için şimdi erken seçime gidiyorum. Bunu seçmene anlatabilirsiniz. Ama seçme 3 sene varken anlatamazsınız. Şimdi siyasetçi olarak konuşmuyorum. Siyaset profesörü olarak konuşuyorum. İki, yine 2007, 2011, 2015 seçimlerine bakalım. O sene büyüme rakamlarına bakalım. %5 ve üstüdür. Bir tek 2018'de farklıdır. Orada da zaten MHP olmasa çok kötü durumdaydılar. 2015'te de Haziran seçimlerinde 400 milletvekili istiyorum diye girmiş. Fakat PKK ile yapılan müzakerelerden ve Dolmabahçe'de HDP ile verilen fotoğraftan dolayı iktidardan düşmüşlerdi. İktidardan düştüler. Değil mi? Diyorsunuz. Yani tam bir felaketti. Bugün ise 2020 itibariyle ekonomi %5.9 oranında küçülüyor. Yani işte şöyle oldu, böyle oldu. Ekonomi Bakanı'nın açıklamaları var ama yani bunu konuşmaya gerek dahi yok. İşsizlik sürekli artıyor. 10 milyona yaklaşıyor. Böyle bir ortamda yine geçmişten baktığımızda Ankara ve İstanbul belediyelerinin AKP'nin seçim stratejisinde çok büyük bir önemi vardır. Onlar kaybedilmiş. Onlar da kaybedilmiş durumda ve muhalefet tarafından yönetiliyorlar. Korona krizi sırasında da başarılı yönetildiler.
Özellikle seçimi kazanmanın araçları yok. Önce onları inşa ederler, öyle mi derler diyorsun? Ben önce bir otoriter rejimin tahkim edileceğini, ekonomide daha uzun vadeli bir arayış içerisine girileceğini düşünüyorum. Tabii bu arada anketler de çok önemli. Erdoğan siyasette anketleri iyi kullanan bir siyasiler. Anketleri tabii biz de görüyoruz. Bir de sokağı görüyoruz. Yani bu sokak iktidar devirecek bir sokak. Onun için Erdoğan'ın seçimler konusunda acele etmeyeceğini düşünüyorum. Peki 2023'te mi olur seçimler? Yani bazen bu tür açıklamalar da geliyor. Ben 2023'e kadar sürdürülemeyeceğini, her halükarda bir erken 2023'ten önce olacak her seçim erken seçim evet. olacak. Ama bu sene içerisinde olağanüstü bir başka gelişme olmazsa bir erken yani seçim olacağını düşünüyorum. Şöyle bir olağanüstü gelişme olabilir mi? İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına bir kayyum atanabilir mi? Böyle bir şeyin olmamasını dileyelim. Demokratik bir ülkede böyle şeyler olmaz. Büyük yani dünyaya izah edemezsiniz bunu. Dünyaya izah etmek önemli mi? Dünyada otoriterizm yükselirken herkes otoriterleşirken ben de otoriterleşeyim. Kimse bana bir şey söylemez dersiniz. Tabii böyle bir yaklaşım olabilir. Para sistemlerinin de çalışıyor olması lazım. Kredi alıyor olmanız lazım. Böyle bir hukuk dışılık parayı korkutabilir. Aynen İş Bankası'nın da Atatürk hisselerine el konulmasının sermayeyi korkutabileceği gibi. Esasen zaten Türkiye'den bir Türk sermayesi kaçışı var. Uzun yıllardan beri var ve Çin ve Hindistan'dan sonra Türkiye sermayenin en fazla çıktığı ülke. Çin dünyanın en büyük ekonomisi. Amerika'yı geçti. Hindistan ekonomisi dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi. Birisi 1,5 milyar nüfus, birisi 1,3 milyar nüfus. Türkiye 85 milyon ve Türkiye 19. büyük ekonomi. Yani Türkiye'den çıkan para çok önemli bir para. Bunu riske edemezler. Bütün bunları ardı ardına yapmak bedeli çok yüksek olur. Türkiye'ye yüksek olur, kendilerine yüksek olur. Umarım yapmazlar. Tabii burada umarken bir rasyoneliteyle bunu umuyorsunuz. Evet. Ama sizin rasyoneliteniz aklınızla onun aklı, onların aklı farklı olabilir. Farklı çalışabilir. Yaşayarak göreceğiz. Onu da yaşayarak göreceğiz. Gene konuşulanlardan biri, bu da son sorum olsun son iki dakikam. Kabine revizyonu. Bu kabine revizyonu da aslında bu kayyum senaryosuna bağlı olarak gelişiyor. Sayın Soylu'nun istifa krizinin ardından AK Parti'nin içinde güç kazandığı ve bundan belli kesimlerin rahatsız olduğu anlatılıyor, konuşuluyor Ankara kulislerinde. Bir kabine revizyonuyla kendisinin görevden alınacağı, İçişleri Bakanlığı'na Sayın Hakan Fidan'ın, MİT Müsteşarı'nın getirileceği, kendisinin de belki külliye içinde başka bir göreve atanacağı vesaire vesaire vesaire. Bu kabine revizyonunu meclis başkanlığı seçimiyle bir arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın tasarlayacağı, bütün bunlar yazılıyor, konuşuluyor. Evet. Ben de duyuyorum ama şimdi bakanlar eski bakan değil. Artık sekreter durumundalar ve eski siyasi etkiyi temsil etmiyorlar. O anlamda tırnak içinde kabine revizyonu ve büyük siyasi sonuçları olabilecek bir gelişme değil diye düşünüyorum. Yani AK Parti siyasetinde Erdoğan dışında bir siyasi figür, bağımsız bir siyasi figür de yok. Yani orada bir tek kişi var. İkinci kişi, üçüncü kişi, dördüncü kişi yok. Beşinci kişiden başlıyor sıralama. Ama bütün otoriter yapılarda bu özelliği görürsünüz. 2-3 olmaz. Çünkü 2'nin 3'ün olması sistemin mantığına aykırıdır. Rakipler olabilir ama o rakipler de 2 ile 3'ün rekabeti değil, 5 ile 6'nın rekabeti şeklinde gerçekleşir. Özetle ben bu kabine değişiminden çok önemli bir şey beklemiyorum. Zaten bakın sadece bakan, eskiden olduğu gibi siyasi ağırlığı olan bakan yok değil. Aynı zamanda müsteşar da yok. Oysa müsteşarlar
siyasi partilerin memurlarıydı. Evet. Ama içinden geldikleri bakanlığı temsil ederlerdi. Ve bu anlamda bakanlığın ruhunu temsil ederlerdi. Devlet bürokrasisi ve işte. Devlet bürokrasisiyle siyasal iktidar arasında geçişi sağlar. Ve siyasal iktidarın bürokrasiyi daha rahat yönlendirmesini sağlar. Daha doğru adımlar atmasını sağlardı. Peki. Onu kaldırdılar. Yerine dışarıdan bakanlıklarının ruhlarını tanımayı bırakın, bakanlıkları hiç tanımayan bakan yardımcılığı peki. müessesesini getirdiler ve o bürokrasi şimdi çalışmıyor. Bir de yerine yanına başbakanlık bürokrasisi önemli bir bürokrasiydi. Rasyonel çalışıyordu. Hangi iktidar gelirse gelsin başbakanlık bürokrasisini tasfiye ettiler. Yerine ne olduğu belli olmayan bir saray bürokrasisi getirdiler. Ve o saray bürokrasisi şimdi bir tek şeye bakmak yeter. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin kaç tane çıkartıldığı ve kaç tanesinin çıkarılan kararnameyi düzeltmek için çıkarıldığına bakın sonucu göreceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi Parti İstanbul Milletvekili aynı zamanda siyaset bilimci Profesör Ümit Özdağ ile beraberdik bu akşam. 20. saatte sorularımızı yanıtladı. Daha fazlasını istiyorsanız destek yayınlarından Kaçınılmaz Çöküş, Kripto'dan Stratejik Göç Mühendisi ve yine destek yayınlarından önümüzdeki hafta raflarda bulacağınız Türk Dış Politikası'ndaki hasar tespitini edinebilirsiniz. Bu akşam bomba bir Taksim Meydanı ile Gürkan Acır, İsmail Saymaz ve Barış Arkadaş. Az sonra tuhaf bir şekilde Kızılay Meydanı'ndan ekranda olacaklar. Bu gece Taksim Meydanı Ankara'dan gerçekleşiyor. Arkadaşlarıma iyi yayınlar diliyorum. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.